Merhaba gençler. Bugün sizinle noktalama işaretlerine başlayacağız. Bir önceki derste yazım kurallarını gördük. Şimdi noktalama kurallarını, yani noktalama işaretlerini nerelerde kullanmalıyız, nerelerde kullanmamalıyız? Bunları açıklayacağız. İlk olarak tabii ki noktanın kullanımıyla başlayacağız size. Eminim ki nokta ile ilgili kullanımlarının hemen hemen hepsini biliyorsunuz zaten. Nedir? Anlamca tamamlanmış yargıların, yani bitmiş cümlelerin sonuna konur nokta. Bazı kısaltmaların sonuna konabilir yine. Büyük harfle yapılan ya da küçük harfle yapılan kısaltmaların sonuna. Profesör derken cadde, sokak, sayfa, Almanca, İngilizce bu gibi isimleri kısaltırken küçük harfle kısaltırız ve sonuna da nokta koyarız. Bunu yazım yanlışlarında da söylemiştik. Sonra sayılardan sonra sıra bildirmek için 6., 7., 8. diye ince ince ekinin yerine noktayı kullanabiliriz. Eğer ki maddeler art arda sıralandıysa, yani 4, 5, 6 ve 7. sayfa dediysem 4, 5, 6, 7 diye sıralarım. En son nerede bitiyorsa rakamın oraya noktayı koyarım. Yani 4. 5. 6. 7. değil de 4, 5, 6, 7. diye en sona, en sondaki rakama noktamı koyarım. Yine yüzyılları Roma rakamlarıyla belirtirken de eğer sıra bildirmek istiyorsam onların sonuna da noktayı koyarım. Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra da nokta koyabilirim. Yani C maddesi, A maddesi, 3. madde derken yine noktayı kullanırım. Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı belirtmek için ayrı ayrı aralarına nokta koyarım. 14.05.1968 derken nokta koyarım aralarına. Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için yine nokta kullanırım. 09.45 derken saat ve dakikanın arasına noktayı koyarız gençler. Evet, 4 ve 4'ten çok rakamlı sayıları sayımını, basamakları ayrımını kolaylaştırmak adına da matematikte aralarına nokta koyabiliyoruz. Sonra kitap, dergi ve benzeri künyelerin, yani bibliografyalarının sonuna da nokta konulur. Genel ağ adreslerinde yine nokta kullanılır. Matematikte yine son olarak da çarpma işareti yerine geçer nokta. Noktanın kullanım alanları bu kadar gençler. Virgüle gelelim. Virgüller ilk olarak tabii ki siz de biliyorsunuz birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarını birbirinden ayırmak amacıyla kullanılır. Sokaklar, caddeler bu mevsimde insanlarla dolup taştı derken sokaklar ve caddeler sıralanan ögelerdir, sözcüklerdir. Arasına virgül koyarız. Aklından geçenleri, ne istediğini çok merak ediyorum derken burada da sözcük gruplarını ayırmak için gördüğünüz gibi aralarına virgül koyduk. Yine eğer ki sıralı bir cümle söz konusuysa, yani birden fazla yargısı olan bir cümle varsa o cümleler karışmasın diye o cümleleri de ayırmak için aralarına virgül koyarız. İşlerini her zaman özenle yapar. Bu birinci cümlemiz ama cümle bitmemiş, devam ediyor. Birden fazla yargısı olan bir cümle. İşlerini özenle yapar, kimseden yardım istemezdi. Bu da ikinci cümle. Bu iki cümleyi ayırmak için de araya virgül koyarız. Yine uzun cümlelerimiz varsa ve özne, yani işi gerçekleştiren kişi yüklemden çok uzak düşmüşse bu özneyi vurgulamak, belirtmek için de özneden sonra virgül kullanırız gençler. Ne demek istiyoruz? Hemen örneğe bakalım. Şiir, insan ruhunun dehlizlerinde gizlenen duyguları ortaya çıkarır. Burada yüklemimiz, yargı bildiren kelimemiz ortaya çıkarmak, değil mi? Yüklem bu. Özne de yüklemden çok uzak düşmüş. Yani ortaya çıkaran ne? Burada işi gerçekleştiren kim? Şiir. O yüzden şiir burada özne. Yüklemden de çok ayrı düştüğü için hemen özneden sonra özneyi vurgulamak adına virgülü kullanırız, virgül koyarız. Yine eğer ki ben cümlenin anlamını kuvvetlendirmek istiyorsam ve bunun için bir kelimeyi tekrar tekrar kullanıyorsam o tekrarlanan kelimelerin arasına da koyarım. Deniz, deniz hep aklımda mavi deniz derken deniz kelimeleri burada sıralanmıştır tekrar tekrar. O yüzden bunları ayırmak için arasına virgül koyarım. Eğer bir cümle içinde ara söz varsa
Bu ara sözleri belirtmek için de hem cümlenin başına yani ara sözün başına ve sonuna virgül koyarım. Mesela onun ailesi 2 yıl kadar Safranbolu'da tarihi evleriyle ünlü o şirin ilçede ikamet etmiş demiş. Onun ailesi 2 yıl kadar Safranbolu'da ikamet etmiş dese de olurdu. Ama araya gördüğünüz gibi şöyle farklı renkle gösterelim. Tarihi evleriyle ünlü o şirin ilçede diye bir ara söz eklenmiş. İşte bu ara sözü karıştırmamak adına, diğer ana cümleden ayırmak adına hem başına hem sonuna virgül koyarız. Burada sadece virgül değil gençler, kısa çizgi de kullanılabilir. Şu şekilde hem başında hem sonunda kısa çizgi de bulunabilir. Her iki kullanım da doğrudur. Bir cümlede başka birinin cümlesine yer veririz bazen, alıntı yaparız. İşte onlar genellikle tırnak içinde gösterilir. Fakat tırnak içinde gösterilmeyen cümleler de oluyor gençler. İşte bu cümlelerin yine karışmaması ve alıntı olduğunu göstermek adına biz virgülü yine kullanırız. Yani o kitabı mutlaka okuyacağım dedi. Bu bir alıntı cümlesidir. Bir kişinin söylediği bir sözü aktarıyoruz çünkü dedi diyoruz. O yüzden o kitabı mutlaka okuyacağım. O kişinin dediği şey bu, cümle bu. Bu cümleden sonra virgülümü koyar ve dedi derim. Dediden sonra da nokta koyarım. Yani alıntı yapılan cümlelerden sonra da virgülü kullanırız. Yine diyaloglardan oluşan bir metinse bu, yani konuşma çizgileri varsa bu konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine de virgül koyarım. Yani aslında alıntı cümlesiyle aynı mesele. Yarın Malatya'daki teyzemi ziyaret edeceğim dedi derken burada bir diyalog var, konuşma çizgisi var çünkü. Sonuna ne yaptım? Virgül koydum ve dedi dedim, cümleyi bitirdim. Edebi eserlerde yine konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna dokunabilir. Yani bakkaldan çıkan Murtaza Bey oğluna virgül söylediklerimi dikkatle dinle dedi. Bu alıntı cümledir. Bakkaldan çıkan Murtaza Bey oğluna bölümü de hemen konuşma bölümünden bir önceki bölümdür. Bakın konuşma çizgisinden bir önceki bölüm bu. Ondan hemen önce de virgül getiririz. Evet gençler, cümle içerisinde kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak reddetme ya da kabul etme ya da birini teşvik etmek, hadi, evet, hayır, asla gibi ifadeler varsa burada da yine virgül kullanırız. Tamam, sen de bizimle gelebilirsin derken tamam bir kabul sözcüğüdür. Bu yüzden bu tamamdan sonra virgül koymamız gerekir. Asla seni yanımda istemiyorum derken asladan sonra virgül konur. Baş üstüne tabii ki gelebilirsin derken baş üstüneden sonra bir kabul ifadesi olduğu için virgül konur. Hadi bunu yapabilirsin, sana inanıyorum derken yine hadiden sonra virgül konur. Bu gibi kelimelerden sonra da virgül gelir yani gençler. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla karışmaması adına, yapı ve anlam bakımından karışmaması adına da ve onlarla bir bağlantısı olmadığını göstermek amacıyla da virgülü kullanırız. Yaralı şoföre çok acı çektiğini söyledi. Şimdi burada virgül olmasaydı yaralıdan sonra sanki şoför yaralıymış gibi olacaktı. Yani yaralı şoföre çok acıdığını söyledi olacaktı. Ama yaralıdan sonra virgül koyduğumuz için yaralı bir kişi varmış ve şoföre çok acı çektiğini söylemiş. Anlam karışıklığı giderildi bakın. Yine hitaplar varsa hitap için kullanılan kelimelerden sonra da virgül koyarız. Sayın seyirciler, programımıza hoş geldiniz derken sayın seyircilerden sonra virgül konur. Bunu birçoğunuz genellikle noktalı virgül olarak biliyorsunuz. Böyle kalmış aklınızda ama bunu lütfen unutun. Böyle bir bilgi yok. Noktalı virgül konmaz hitaplardan sonra virgül konur. Değerli arkadaşlar, size verdiğimiz evrakları dikkatlice inceleyiniz derken yine değerli arkadaşlar bir ünvan, bir hitap olduğu için ondan sonra virgül koyarız. Yine matematikte biliyorsunuz kesirleri ayırmak için virgül kullanılır ve özne olarak kullanılan, hani özneyi vurgulamak için virgül koyardık ya, öznenin yerine geçen kişi zamirleri için de
Yani o, bu, şu zamirleri için de biz yine virgül kullanırız. Bu diğer testteki sorulara hiç benzemiyor derken, bu sorular diğer testteki sorulara benzemiyor dememiş de bu demiş. Bu burada bir işaret zamiridir. Ve o, bu, şu gibi zamirlerden sonra da biz yine virgülümüzü kullanırız. Virgül koyarız. Evet, virgülün kullanım alanları bunlar gençler. Peki virgülü nerelerde kullanmamalıyız? Onlara bakalım. Metin içinde gençler, zarf fiil eki almış bir kelime varsa o zarf fiil ekinden sonra virgülü asla koymuyoruz. Zarf fiil ekinden sonra virgül konmaz. Nelerdir zarf fiil ekleri? Hatırlayın 8. sınıftan. Kenyalasiye maden dağında ince ip arakladıkça diye kodluyorduk. Elindeki zarfı açıp içindeki karta bir şeyler yazdı. Yazdı burada cümlenin yüklemidir. Yüklem harici olumsuza yapılan kelime de fiilimsidir. Var mı? Evet var. Açmak açmamak kelimesi var. Ip eki almış. Ip de zarf fiil eki. İşte burada ben açıp kelimesinden sonra virgül koyarsam yazım yanlışı yapmış olurum. Noktalama yanlışı yapmış olurum. Bunu noktalama yanlışlarını bazen bilerek yaparlar. Yani cümle verir, bir paragraf verir. Paragrafın içerisinde pek çok noktalama işareti kullanır. Onları numaralandırır 1, 2, 3, 4 diye. Ve yukarıda numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış ya da hangisi doğru kullanılmıştır diye sorar. O yüzden zarf fiil ekinden sonra virgül gelmeyeceğini bilelim. Metin içinde ard arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konabilir ama yani bu zarf fiiller tekrarlıyorsa, ard arda ise, bir tane değilse o zaman onların arasına koyarız, zarf fiillerin arasına. Yani yemeğini bitirip hazırlıklarını tamamlayarak valizlerini arabasına yerleştirdi. Yerleştirdi yüklem. Yüklem harici olumsuzda yapılan kelimeler bitmek bitmemek, tamamlamak tamamlamamak. Bunlar fiilimsi. Biri ip, biri arak. İkisi de zarf fiil eki almış. Bu iki zarf fiili birbirinden ayırmak için de şöyle kırmızıyla gösterelim. Virgülümüzü kullanabiliriz. Yani zarf fiilden sonra virgül gelmez ama cümlede iki tane zarf fiil varsa o iki zarf fiili birbirinden ayırmak için aralarına virgül koyabiliriz. Yine tabii ki cümle içerisinde virgülün görevini üstlenen ve, veya, yahut, ya da, de, da gibi bağlaçlarımız varsa ondan sonra da virgülü koymuyoruz. Yarın hep beraber sinemaya veya kütüphaneye gidelim derken burada veya ifadesinden dolayı bu olduğu için virgül koymamıza gerek yoktur. Tekrarlı bağlaçlardan önce ya da sonra yine virgül konmaz. Bu hafta sonu hem arkadaşlarıma hem de babamla buluşacağım derken hem ifadeleri arkadaş ve babam kelimelerini birbirine bağlayan bir bağlaçtır. O yüzden bunlardan önce ya da sonra virgülü kullanmıyoruz. Cümlede pekiştirme, bağlama görevinde kullanılan de bağlacından sonra da virgül konmaz. Mesela bahçede fidanları sulamış da bize haber bile vermemiş derken de burada bağlaçtır. Ondan önce ya da sonra virgül kullanılmaz. Önce ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mı ekinden sonra da virgül kullanılmaz. Yani böyle sorularla karşılaşınca değil de karşılaştı mı heyecandan koşamıyordu derken buradaki mı eki ınca ince yani zarf fiil eki olan ınca yerine kullanılmış. O yüzden biz nasıl zarf fiillerden sonra virgül kullanmıyorsak bu zarf fiil eki anlamına gelen mı'dan sonra da virgülü kullanmıyoruz. Her mı'dan sonra değil ama zarf fiil anlamına geliyorsa, ınca ince anlamına geliyorsa yani böyle sorularla karşılaştı mı heyecandan konuşamıyordu. Kapıda benimle karşılaştı mı hemen oracığa yığılıveriyordu derken karşılaşınca anlamında kullanıldığı için oradaki mı, ondan sonra da virgülü kullanmıyoruz. Şart eki, sa, bu ekten sonra da gençler virgül kullanılmaz. Onu yine ezersen bu kadar kolay kurtulamazsın. Sa burada şart gibidir ve şart gibinden sonra virgül konulmaz. Sıfat tamlamalarında sıfatla isim arasında tabii ki virgül gelmez. Çalışkan insanlar, nasıl insan?
Çalışkan. Çalışkan burada bir sıfattır insan ismini niteleyen. O yüzden asla biz çalışkanla insanın arasına virgül koymuyoruz gençler. Virgülün kullanım alanları kadar o yüzden kullanılmadığı yerler de çok önemli. Burada bunları bilmeniz gerekiyor. Mesela bunlara bakalım. Diyor ki virgülün yanlış kullanıldığı cümleleri işaretleyin. Bu diyor felsefe hiçbir dile, yazıldığı dile bile ayrıcalık tanıyamaz diyerek dilin başka bir yönüne dikkat çeker derken burada gördüğünüz gibi alıntı cümlesinden sonra virgül kullanmış. Özneyi vurgulamak için virgül kullanmış. Evet bunlar doğru ama felsefe hiçbir dile, yazıldığı dile bile ayrıcalık tanıyamaz derken buradan sonra virgül kullanmasına gerek yoktu. Romanda, şiirde son dönemlerde beklenen gelişmeyi göstermiyor derken zaten burada D'da bağlaçları var. Romanda, şiirde derken o yüzden burada bağlaç olduğu için tekrar virgül kullanmanıza gerek yoktu. Burada da mesela virgül yanlış kullanılmış. Evet gençler bir sonraki dersimizde noktalı virgülün kullanımıyla devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste noktalı virgülle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.